İstanbul Ticaret Odası ve İnşaat Sektörü'nün aktörleri 2 yıl süren çalışma sonucu İnşaat ve Gayrimenkul 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı hazırladı. Planın en büyük hedefi 2023'e kadar inşaat sektöründen 10 adet global marka çıkarmak. İTO Başkanı İbrahim Çağlar hazırlanan eylem planının 4 ana başlığını açıkladı. Genel olarak bakıldığında sektörün talepleri esasen 4 temel başlık altında görülüyor. Mevzuat, finansman ve maliyetler, üniversite sanayi işbirliği ve insan kaynağımız. Raporun detaylarını açıklayan İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın ise inşaat sektörünün devletle işbirliği yapmak istediğine dikkat çekti. Raporun içeriğine ilişkin şu ana başlıkları sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Sektörel eğilimlerden hareketle ortaya çıkan proje fikirleri, altı ana başlık altında toplayabiliyoruz. Bunlar sektörün uluslararası pazarda büyümesi konusunda 4 tane proje ürettik. Yurt dışı pazar için yine 4 tane projemiz var. Kamunun düzenleyici rolünün geliştirilmesi için tam 9 proje çalışmamız var, 9 proje önerimiz var. Sürdürülebilir büyüme için desteklere ilişkin 3 proje çıktı ortaya. Sektörün yeniden yapılandırılması için 4 tane projemiz var. Firmaların kurumsal ve insani birikimlerine ilişkinde yine 4 tane projemiz var. Sektör mutlaka devletle işbirliği istiyor. Bu noktada özellikle yurt dışı pazarda az önce Sayın Başkanımızın da dikkat çektiği gibi TOKİ toplu konut idaresi veya en azından başka bir güçlü devlet kurumu öncülüğünde anlaşmalar yapılması ve projeler geliştirilmesi, yine yurt dışında devletimizin lobi ve tanıtım faaliyetlerine destek vermesi göze çarpıyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı çatısı altında bir sektörel kümelenmeyle yurt dışına açılması hedefleniyor bu projede. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün işin özü itibariyle buradan verdiği mesaj şudur. Bize etkin bir teşvik sistemi ve işbirliği imkanları için uygun ortam verin. Biz de tüm dünyadaki yatırım fırsatlarına koşalım. Gelin mevzuatımızı düzenleyerek iç pazarda kalite bazlı rekabeti sağlayalım. İç pazarımız sektörün okulu olsun. Yurt dışına devletimizle beraber çıkalım. Kümelenmelerle güçlü bir kamu kurumuyla yurt dışında hem biz, hem sektörümüz, hem ülkemiz büyüsün.